Evet, gün ortasından mutlu günler. Dünya gündemi Rusya-Ukrayna hattında yaşanan gelişmelere odaklı devam ediyor. Sayın seyirciler, hemen ayrıntılara geçelim. Evet, dünya Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonu konuşuyor sabah itibariyle. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'taki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından bugün askeri operasyonu başlattı. Birçok ülke liderinden askeri operasyona ilişkin açıklamalar gelirken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'nın harekatına tepki vermek için üyelerin toplanacağını söyledi. Türkiye ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'daki güvenlik zirvesinde bir araya geldi. Dışişleri Bakanı bir açıklama var. Ülkemizden Ukrayna'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının Ukrayna hava sahasının kapalı olmasından dolayı gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanmaya çalışıldığını duyurdu. Evet, birçok açıklama ve yorum var. Ayrıntılara geçelim. Öncesinde Rusya-Ukrayna krizinde neler yaşandı ekranlarınıza taşıyalım. Evet, korkulan oldu dedik. Ukrayna krizine ilişkin tüm diplomatik girişimler sonuçsuz kaldı sayın seyirciler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin BM Güvenlik Konseyi krizi görüşürken sabaha karşı Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri harekat emri verdi. Donbas'a füzelerle saldırı başladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor. Putin, NATO ve batılı ülkelere uyarı niteliğinde müdahale eden dış güçlere karşılık verilecek açıklamasında bulunurken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı dedi. Bölgeden can kaybı haberleri de geliyor sayın seyirciler. Ukrayna 50 Rus askerinin öldüğü 6 uçağın düşürüldüğü 4 tankın da imha edildiğini duyururken Rusya bunu yalanladı. Ukrayna halkı panik içerisinde yollara düştü. İnsanlar havalimanlarında mahsur kaldı. Metro istasyonları ise sığınağa dönüştü. İşte ayrıntılar. Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde yükselen gerilim bu sabah saatleri itibarıyla askeri harekata dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak dedi. Putin dışarıdan gelecek müdahalelere karşı verileceğini de söyleyerek Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı. Harekatla ilgili açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız dedi. Ülke çapında sıkı yönetim ilan eden Zelenski halka evlerinden çıkmayın çağrısı yaptı. Zelenski'nin çağrısına rağmen Ukraynalılar panik içinde yollara düştü. Binlerce insan otomobillere atlayarak Kiev'den kaçmaya çalışırken havalimanlarında insanlar mahsur kaldı. Kiev'deki metro istasyonları da sığınağa dönüştü. Operasyonun ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentleri de patlama sesleri duyuluyor. Bölgeden gelen ölüm haberleri de çelişkili. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ölü ve yaralı sayısı artıyor, isteyen herkese silah vereceğiz, herkesi orduya katılmaya davet ediyorum dedi. Öte yandan Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Minsk'te Rusya ve Ukrayna arasında görüşme teklif ettiğini duyurdu. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu acil durum ilan etmeyi planladıklarını belirterek binlerce Ukraynalıyı ülkeye almaya hazır olduklarını açıkladı. Bununla birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski dünya liderlerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı yaptırım uygulamaya davet etti. Zelenski sosyal medyadan paylaştığı video mesajında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'la telefonda görüştüğünü ve bir anti-Putin koalisyonu kurmaya başladıklarını kaydetti. Dünya liderlerini Putin'e karşı tüm muhtemel yaptırımları uygulamaya, ülkesine askeri yardıma ve Ukrayna hava sahasını Rusya'ya kapatmaya çağırdığını aktaran Zelenski, "Hep beraber Ukrayna'yı kurtarmak zorundayız." diye konuştu. Rus lider Putin'in Donbas'a harekat emri vermesine dünyadan adeta tepkiler yağarken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın harekata tepki vermek için üyelerin toplanacağını söyledi. Stoltenberg, "Bu kötü zamanlarda Ukraynalılarla birlikteyiz. NATO müttefiklerini korumak ve savunmak için gereken her şeyi yapacaktır." dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ise müttefikleriyle birlikte Rusya'ya karşılık vereceklerini açıkladı. Avrupa Birliği de harekat sonrası harekete geçti.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Ukrayna'da saldırılardan etkilenen bölgelerde kendi personeli de dahil olmak üzere tahliye operasyonları yapılacağını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Avrupa için en karanlık saatler olarak tanımlayan Borrell, Avrupa Birliği mümkün olan en güçlü şekilde yanıt verecektir dedi. Evet sayın seyirciler, olaya ülkemizden de açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilecek üst düzey bir toplantıda değerlendirilecek. Hemen ayrıntılarına göz atalım. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın görüşüleceği üst düzey toplantı saat 13.30 sıralarında başlayacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başkanında gerçekleştirilecek toplantıya Başbakan Faik Sucuoğlu'nun yanı sıra konuya ilişkin diğer yetkililer de katılacak. Toplantının ardındansa Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklama yapacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yapacağı açıklama BRT'den canlı olarak yayınlanacak sayın seyirciler. Ve Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almalarını tavsiye ederken, Ukrayna hava sahasının kapalı olmasından dolayı ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaya çalışacağı vurgulandı. Sayın seyirciler, ayrıntılarına bakalım bu haberinde. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için duyuru yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan duyuruda, bölgedeki gerginliğin artması nedeniyle Ukrayna'da kalıcı ve veya geçici olarak ikamet eden vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları tavsiye edilmektedir. Ukrayna hava sahasının halen kapalı olmasından dolayı ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaya çalışılacaktır denildi. Duyuruda acil durumlarda 0533 851 40 06 numaralı telefona veya +36 130 10 183 telefon numarasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Budapeşte temsilciliğine ulaşılmasının mümkün olduğu kaydedildi. Ve Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti'nden Doğuş Partisi hükümetinin ilk bakanlar kurulu toplantısı bugün yapılıyor sayın seyirciler. Daha önce saat 14'te yapılacağı açıklanan toplantı, Başbakan Faik Sucuoğlu'nun Ukrayna-Rusya gerginliği ve krizinin artması nedeniyle Cumhurbaşkanlığında düzenlenecek olağanüstü toplantıya katılacak olması nedeniyle saat 16'ya ertelendi. Bu haberi de paylaşmış olalım. Evet, Rusya-Ukrayna krizinde yaşanan tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz sayın seyirciler. İç gelişmelere bakıyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet ve bölgenin en güçlü ülkesi olduğunu vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti ile olan tarihi, siyasi, ekonomik ve sosyal bağlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de güçlendirmemiz bizim ulusal ve milli menfaatlerimiz bakımından çok önemlidir dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Sürdürülebilir Ekonomi Topluluğu Başkan ve üyelerini kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar kabulde, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet ve bölgenin en güçlü ülkesi olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu konumunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenmesine de önemli katkıları bulunduğunu ifade etti. Bu bölgenin coğrafyasındaki olan farklı ülkelerle ilişkileri bağlamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir merkez, bir hub olarak tabii ki potansiyelin ne kadar zengin olduğunu hep birlikte görüyoruz. O bakımdan bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da Türkiye Cumhuriyeti ile olan tabii ki geçmişi, tarihi ve önemli hem siyasi hem ekonomik hem sosyal bağları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de güçlendirmemiz bizim ulusal ve milli menfaatlerimiz bakımından çok önemlidir. Çünkü artık görüyoruz ki bu bölgede güç savaşları. Her farklı ülkenin kendine göre jeopolitik, jeostratejik ve bu mavi vatandaki hidrokarbon zenginliklerinin paylaşımında gerek göklerde, hava sahasında üstünlüğümüzün sürdürülmesinde çok önemli menfaatlerimiz vardır. Bu zaten tarihten gelme böyledir ama bu çağda teknolojiyle daha da fazla önem arz etmektedir. O bakımdan ben yaptığım değerlendirmede de artık konjonktür değişmiştir. Statü çok daha fazla değerler gelmiştir. Onun için Kıbrıs eski Kıbrıs değildir. Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değildir.
Türkiye'de eskiye göre çok daha güçlüdür, çok daha iddialıdır. Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanlarıyla temasların en üst düzeyde devam edeceğine de dikkati çekerek, Antalya'daki turizmin her geçen gün geliştiğini söyledi ve sürdürülebilir ekonomi topluluğu başkan ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Sayın seyirciler, Maliye Bakanlığı 200 milyon Türk lirası iç borç alacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası yeni bir devlet iç borçlanma senedi ihalesi açtı. İhale yarın sonlanacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 25 Şubat'ta sonlanacak devlet iç borçlanma senedi ihalesi açtı. Merkez Bankası'nın Maliye Bakanlığı adına ilan ettiği hazine bonosu ihalesiyle toplamda 200 milyon Türk lirası borçlanılacak. Çoklu fiyat şekliyle iskontolu türde açılan ihale 110 gün vadeli. Devlet iç borçlanma senedi ihalesi 25 Şubat 2022 tarihinde saat 10'da gerçekleştirilecek. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilecek. Maliye Bakanlığı 2021'de toplam 670 milyon 846 bin 970 Türk lirası iç borç almıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre halen ödenmeyi bekleyen 378 milyon 800 bin TL'lik iç borç stoku bulunuyor. Maliye Bakanı Sunat Atun, maliyenin 200 milyon Türk lirası iç borçlanmayla ilgili BRT'ye değerlendirmeleri de bulundu. Atun, iç borçlanmadaki artışın bir vade içinde planlı şekilde geride bırakılacağını söyledi. Maliye Bakanı Sunat Atun, BRT'de katıldığı 18. saat programında soruları yanıtladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Maliye Bakanlığı adına ilan ettiği hazine bonosu ihalesiyle ilgili soruları yanıtlayan Bakan Atun, İç borçlanmadaki artışın bir vade içinde planlı bir şekilde geride bırakılacağını söyledi. Daha refah günlere erişeceğiz. Fakat bu geçiş döneminde şu anda ilk acil kaynak ihtiyacı sebebiyle iç borçlanmaya gidilmiştir hazinemiz tarafından. İç borçlanmayla devlet sadece yine devlet emekli maaşlarını ve kamu görevlilerinin maaşlarını ödemekte kalmayacak. Yine iç piyasaya dönük de ödemelerini bir sıraya koyarak bunları da biliyorsunuz işte burslar var öncelikli olarak yani efendime söyleyeyim buna benzer taahhüt yerine getirenlerin ödenekleri var. Evet, Rusya'nın Ukrayna'ya hareket başlatması dövizin de dalgalanmasına sebep olmaya başladı Sayın Seyirciler. Türk lirası artan jeopolitik risklerle değer kaybına uğradı. İki aydır yatay seyreden dolar Türk lirası 14'ün, euro TL 16'nın ve sterlin TL 19'un üzerine tırmandı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyon sonrasında küresel piyasalardaki endişeler Türk lirasını da etkiledi. Dolar Türk lirası artan jeopolitik riskler sonrasında 2 ayın ardından ilk defa 14 seviyesinin, Euro Türk lirası 16'nın ve sterlin Türk lirası da 19'un üzerine tırmandı. 12.30 itibarıyla dolar Türk lirası 14,21, Euro Türk lirası 16,01 ve sterlin Türk lirası ise 19,08 civarlarından işlem gördü. İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor Sayın Seyirciler. İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak tutuklanan 3 zanlı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemede meselenin tahkikat sorumlusu, zanlılar aleyhine alınan son tutukluluk sürecinde yürütülen tahkikat hakkında bilgi verdi, tutukluluk sürelerinin uzatılmasını talep etti. Taammüden adam öldürme, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde kullanma, taşıma, tasarruf, mezkum halde ateş açma ve kasti hasar suçlarından metadil olan zanlılar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek'in tutukluluk süreleri 8'er gün daha uzatıldı. Ve etkinliğe gidelim. Kalkanlı'daki Hoş Geldin Bebek Hatıra Ormanı'na 2000'i aşkın fidan dikildi. Cumhurbaşkanı himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde hayata geçirilen projede hedef 5 yıl içerisinde bölgeye en az 13 bin fidan dikmek Sayın Seyirciler. Fidan dikme etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir ormanın yetişmesinin uzun yıllar aldığını, bu nedenle de yangınların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar öncülüğündeki Hoş Geldin Bebek Hatıra Ormanı projesi hayata geçiriliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğan her bebek için ağaç dikilmesini amaçlayan Çevre Dostu proje kapsamında doğan ve ailesine sertifikası gönderilen bebekler adına Kalkanlı Tepebaşı bölgesinde fidan dikimi yapılıyor. Bu çerçevede 17 Mayıs 2020'de Kalkanlı Tepebaşı bölgesinde çıkan yangın arazisinde oluşturulan hatıra ormanında düzenlenen etkinlikle çam, servi, harup, badem olmak üzere 2000 civarında fidan dikimi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Hoş Geldin Bebek Hatıra Ormanı projesinin ilk fidan dikimi etkinliğinin açılışında konuşan projenin fikir öncüsü ve uygulayıcısı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, proje kapsamında 1 Nisan 2021'den itibaren doğan her çocuk için fidanların biriktirildiğini anlattı. Ülkemizde maalesef yangınlar sebebiyle azalmakta olan ormanlarımızın yerine yeni ormanlar oluşturmak ve maalesef zaten yeterli, yani yüz ölçümü olarak yeterli miktarda orman olmayan ülkemizde bu miktarı artırmak amacıyla bu projeyi başlattık. Ve bugün burada olduğumuz yerde yangının başlangıç noktasıdır. Yani Kalkanlı ve buraları hiç de tesadüf değil esasında ormanı oluşturmamız için. Burada bugün 2315 ağaç ekeceğiz. Ve bu ağaç ekimi yıllar içerisinde devam edecek ve araziyi hesapladığımızda 10 bin kusurat ağacın ekilebileceği bir arazideyiz şu an, bir ormandayız. Bizim hedefimiz 4,5-5 yıl sonra minimum 13 bin ağacı burada ekmektir. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da çıkan yangında kendisinin yine Tarım Bakanı olduğunu anımsatarak, bu gibi olaylardan ders almanın, teknik ve altyapı anlamında güçlenmenin ve mevcut ormanları koruyarak bunlara yenilerini eklemenin görevleri olduğunu söyledi. Toplumun bu olay karşısında gösterdiği duyarlılığa ve gerçekleştirilen projeye teşekkür eden Bakan Oğuz, yeni doğan bebeklerin ve fidanların ülkemize ve dünyaya değer katacaklarını vurguladı. Yeni doğan bebek de büyüyecek, fidan da büyüyecek. Aslında hepsi beraber, yeni doğan çocuklar da fidan da, önce ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak. Fidanlar hayat anlamında, çocuklar yönetim anlamında, aynı zamanda dünyaya da değer katacak. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun bir ağaç bütün dünyaya etkili aslında. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bu çok boyutlu projeyi fikirsel düzeyden bu noktaya taşıyan eşi Sibel Tatar ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Burada ifade edildiği gibi en az yılda 2000 fidanın dikilmesi öngörülmektedir. Dolayısıyla 5 sene içerisinde 10 bin, 12 bin ve bilahare inşallah bu başlatılan proje devam eder gider. Dolayısıyla ağaç sevgisi, orman sevgisi ve şu anda dünyamızın içinde bulunduğu koşullarda ormanımızı, yeşilimizi ve dolayısıyla dünyayı koruma adına yapılan bütün bu çalışmaların, verilen mesajların, ifade edilen hassasiyetlerin fevkalade önemli ve değerli olduğuna inanmaktayım. Cumhurbaşkanı Tatar, yaz aylarında elektrik hatlarına da dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, yaz sezonu başlamadan önce özellikle orman arazilerindeki elektrik kablolarının gözden geçirilmesi konusunda uyarıda da bulundu. Orman yangını nereden gelir diye sorduğumuzda, evet çok bencilce hareket eden insanlar da olmuştur. Pikniğe gider, orada mangalını yakar, bırakır gider. Ama elektrik hatlarına da dikkat etmek lazım. Çünkü bu Kalkanlı yangınında hatırlıyorum, bir elektrik hattından atılan kıvılcımlarla bu yangının başlandığı ifade edilmekteydi. Dolayısıyla elektrik kurumumuza da elden gelen neyse yapılması gerektiğini hatırlatmak istiyorum sezon başlamadan önce. Biz de kendi ülkemizi yönetirken çevreye, yeşile, insanlığa ve gelecek nesillere ne bırakabileceğimizin derdini taşıyoruz diye sözlerini tamamlayan Tatar, projeye katkı koyan herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından fidan dikimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, 100 objede Türk İslam Bilim Tarihi sergisini ziyaret etti. Sibel Tatar, serginin tarih ve görseller birleşince çok daha anlamlı bir hale geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Bedesten'de gerçekleşen 100 objede Türk İslam Bilim Tarihi sergisini gezdi.
Sibel Tatar burada yaptığı konuşmada Batı için karanlık dönem olarak nitelendirilen Orta Çağ'da Türk ve İslam biliminin çok ileride ve Batı'ya örnek teşkil edecek konumda olduğunu ifade ederek bunun bir Türk ve Müslüman olarak kendisini gururlandırdığını dile getirdi. 28 Şubat'a kadar devam ediyor değil mi? Dolayısıyla görmeyen, ziyaret etmeyen varsa halen şiddetle tavsiye ediyorum. Kaçırmayın. Böyle güzel bir sergi buralara gelmiş. Büyük bir fırsat bizim için. Artı birçok bilmediğimiz tarihi bilgiyi de burada öğrenmiş oluyoruz bu vesileyle, görselleriyle birlikte. Öğrencilerimizin bol bol ziyaret ettiğini bugün şahit oldum, duydum. Buna da çok sevindim. Ama halen görmeyen varsa lütfen gelip ziyaret ediniz. Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de konuşmasında serginin çocuklara ve gençlere atalarının bilime yaptığı katkıları göstermek amacını taşıdığını belirterek her alanda bilime atılan temellerin genç kuşaklara örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi. Bizim istediğimiz nedir? Çocuklarımız ve gençlerimizin bu sergiyi ziyaret ederek ne demeleri? Bizim atalarımız bunları başardı. Biz de çok çalışırsak biz de başarabiliriz. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarından, eski çalışanlarından Selma Şemi hayatını kaybetti sayın seyirciler. Sağlık sorunlarından dolayı bir süredir tedavi görmekte olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarından Selma Şemi hayatını kaybetti. 1964 yılında Lefkoşa'da doğan Selma Şemi, 1 Şubat 1984 yılında katip yardımcısı olarak BRT'de hizmet vermeye başladı. 12 Mart 2001 yılında ikinci derece katip olarak emekliye ayrılan Selma Şemi, evli ve iki çocuk annesiydi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Selma Şemi'nin vefatı nedeniyle mesaj yayımladı. Özkurt mesajında, 17 yıl Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda hizmet veren Selma Şemi'ye Allah'tan rahmet, Yassı ailesine başsağlığı diledi. Evet, Covid'de son durumla devam ediyoruz sayın seyirciler. Sağlık Bakanlığı'nın son yapılan 13.982 test sonucunda 518 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında tedavisi tamamlanan 391 kişinin ise taburcu edildiğini duyurdu. Bakanlık vakalardan 200 kişinin Lefkoşa, 96 kişinin Girne, 158 kişinin Gazimosa, 22 kişinin Güzelyurt, 30 kişinin İskele, 12 kişinin ise Lefke bölgesinden olduğunu kaydetti. Güney Kıbrıs ve Türkiye'deki COVID-19 verilerine göz atalım şimdi de. Güney Kıbrıs'ta COVID-19 nedeniyle 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde 2167 yeni COVID-19 vakası tespit edildiğini, hastalardan 161'inin hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Açıklamada hastanede tedavi görenlerin %64'ünün aşısız olduğu belirtildi. Türkiye'de ise son 24 saatte 464.085 COVID-19 testi yapıldı. 86.600 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgının toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladığını kaydetti. Koca, mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı değerlendirmesinde bulundu. Güney Asya'nın gelişmeleri sizlerle paylaştık. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Basketbolda 2021-2022 Pro Lig Erkekler Ligi dün akşam oynanan açılış karşılaşmasıyla başladı. Açılış maçında Çetin Kaya, tarihinde ilk kez basketbol liglerine katılım gösteren Gençler Birliği'ni İskele Spor Salonu'nda oynanan maçta
55-46 mağlup etti. Gençler Birliği taraftarlarının yanı sıra İskele bölgesinden spor severlerin yer aldığı ve kalabalık bir seyirci karşısında oynanan karşılaşmayı Çetinkaya 55-46'lık skorla kazanarak Pro Lig'e iyi bir başlangıç yaparken tarihi bir maçı tamamlayan Gençler Birliği alkışlarla salondan ayrıldı. Maçın en skorer oyuncusu 20 sayıyla maçı tamamlayan Çetinkaya'dan Derviş Göksun olurken Sarı Kırmızılılar'da Yusuf 15 sayı 16 reboundla double double ile maçı tamamladı. Gençler Birliği'nde takımın en skorer ismi 15 sayıyla oynayan Akinjide Omisakin olurken Hasan Kasap 14 rebound toplayarak takımına önemli katkı verdi. Ligde bu gece oynanması gereken yine ligin yeni takımı Küçük Kaymaklı ile Girne Amerikan Üniversitesi maçı ertelendi. Federasyon Küçük Kaymaklı takımının hazır olmamasından dolayı bu kararı aldı. Pro Lig'de ilk haftanın kapanışı Kopspor ile Soyer Hacıganimler arasında 28 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak. Voleybol Erkekler Ligi Playoff yarı final ilk maçları dün akşam oynandı. Lefkoşa'da oynanan karşılaşmada Vakıflar Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni 3-1 yenerek seride 2-0 öne geçti. Gecenin diğer karşılaşmasında Mausa Spor Akademisi Karpazgate Marina'yı 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finale çok yaklaştı. Kadınlar Ligi Playoff yarı finalinde Karpazgate Marina Vakıflar ilk maçı bu akşam Erenköy'de oynanacak. Handbol Erkekler Ligi'nde 4. haftaya dün gece tek maçla devam edildi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada yenilgisiz lider Gençlik Gücü Levent karşısında 32-27 kazanarak 8 puanla liderliğini devam ettirdi. Levent ise 2 puanla 3. sırada kaldı. Kadınlar Ligi'nde hafta bugün oynanacak 2 maçla başlayacak. Doğu Akdeniz Üniversitesi Levent karşılaşması Mausa'da oynanırken Şahlan Ozanköy maçı ise Girne'de yapılacak. Devre arası kampı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Fenerbahçe kadın futbol takımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kadın karması ile oynadığı hazırlık maçını 12-0 kazandı. Sarı lacivertliler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kadın futbol takımı arasında oynanan maç Acapulco'da gerçekleştirildi. Fenerbahçe kadın futbol takımı kamp çalışmalarını bugün tamamlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Benfica Ajax'la 2-2, Atletico Madrid'de Manchester United'la 1-1 berabere kaldı. Atletico Madrid evinde Manchester United'la 1-1 berabere kalarak rövanş için avantaj kaybetti. Ajax ise deplasmanda Portekiz takımı Benfica ile 2-2 berabere kaldı ve ikinci maç için avantaj elde etti. Bu iki maçın rövanşları 15 Mart Salı günü oynanacak. Türkiye Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ertelenen derbide Galatasaray konuk ettiği Fenerbahçe Safiport'u 69-63 yendi. Bu sonuçla Galatasaray Fenerbahçe Safiport'u 9 Mart 2021'den sonra 6 resmi maç aranın ardından mağlup etmiş oldu. Sarı Kırmızılılar ligde 10. galibiyetini alırken Fenerbahçe Safiport 2. yenilgisini yaşadı. Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan takıma verilecek kupa İstanbul'da sergilenmeye başlandı. Visa sponsorluğunda İstanbul'a getirilen 2022 Dünya Kupası Maximize Black'ın ev sahipliğinde Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen davette sergilendi. Voleybol kadınlar Avrupa Voleybol Federasyonu Kupası'nın yarı final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Romanya'nın CSM Voleyi Alba takımını 3-0 yendi. Setleri 21-25, 22-25, 19-25 alan Eczacıbaşı Dynavit İstanbul'daki ikinci maç öncesi önemli bir avantaj elde etti. Maçın rövanşı 1 Mart'ta İstanbul'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar.
Merhabalar efendim, merhabalar. Evet, evet, evet. Parçalı, çok bulutlu bir görünüm. Sabah saatlerinde az da olsa bir yağışı gördük efendim. Bugün yağış geçişlerini görmek mümkün. Evet, alçak basınç sistemiyle oldukça nemli ve ılık hava kütlesinin etkisinde kalacak Kıbrıs. Evet, 3-4 günden beridir iç kesimlerde ve sahillerde hava sıcaklığı 19-21 derece aralığında seyretti. Oldukça sıcak günler yaşıyoruz. Neden sıcak diyorum? Mevsim normallerinin ortalaması, yani 30 yıllık ortalamalar bize 14-15 dereceyi gösterirken son 3-4 günden beridir 19-21 santigrat dereceyi gösteriyor. Evet, bu da ne demek efendim? Hakikaten iklim değişiklikleri veya küresel ısınmanın neticesidir diyoruz meteorolojistler. Ve evet, şimdi koşar adımlarla ve uçarak bulutlara gidiyoruz efendim. Bulutlara gidiyoruz ve Avrupa'ya bir bakacağız. Bulutlar ne alemde ve Ukrayna'da acaba bulutlar nasıl? Ona da bir bakacağız. Evet, Avrupa açık az bulutlu görünürken Rusya çok bulutlu. Evet, bir de nereye bakıyoruz? Ukrayna'ya bakıyoruz. Parçalı, çok bulutlu Ukrayna efendim. Evet, sıcak gelişmeler var. Nerede? Ukrayna'da. Evet, Karadeniz çok bulutlu geçerken. Evet, Batı Akdeniz ve İber Yarımadası bugün çok bulutlu. Evet, güzelim Kıbrıs'ımızda ve Türkiye'mizdeki bulutlara da bir göz atıp meteorolojik haritamıza geçelim. Evet, Kıbrıs, Kıbrıs, güzelim Kıbrıs'ımda çok bulutlu bir görünüm var. Ve yer yer yağışları da görüyorum an itibariyle. Türkiye'min güney sahilleri çok bulutlu. Oralarda da sağanak ve gök gürültülü sağanak yapan bulutları görmek mümkün. Evet, Trakya, Marmara, Ege Denizi'ni, Ege bölgesinin bir kısmı açık az bulutlu geçerken Doğu Anadolu çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu ise az bulutlu bir görünümde bugünkü meteorolojik uydu görüntülerinde. Ve haritamız efendim, haritamız. Bakıyorum, bakıyorum. Alçak basın sistemiyle bir de cephe sistemi görüyorum. Soğuk cephesiyle, sıcak cephesiyle. Ne demek efendim? Bugün yer yer yağışları görmek mümkün olacak diyorum haritaya göre. Ve doğusu, Anadolu'muzun doğusu yüksek basınç, batısı ise alçak basınç sisteminin etkisinde ve Avrupa'nın iç kesimleri ve Balkanlar'da ise bir yüksek basınç sistemi var. Kuzeye baktığımda ise zayıf mı zayıf bir yağışlı hava kütlesi mevcut bugünkü meteorolojik haritamızda efendim. Ve ne diyoruz efendim? Güzelim Kıbrıs'ımızda havalar diyoruz, havalar. Evet, yağış geçişlerini bugün veya yer yer sağanak yağmurlar görmek mümkündür bugün. Ve Lefkoşa'da, Güzelyurt'ta, Lefke'de en yüksek hava sıcaklığı 19 derece. Girne'de 17, Alefkaya'sında 17, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zaferburnu'nda 17, İskele'de 20, Gazimağusa'da 18, Larnaka'da 19, Limassol'da 17, Baf'ta 18 ve Trodos'ta 11 derece olacak en yüksek sıcaklık bugün. Gecemiz nasıl geçecek? Çok bulutlu ve hafif yağmurlar görmek mümkün bu akşamda. Ve en düşük hava sıcaklıkları Lefkoşa'da 8, Lefke'de 12, Güzelyurt'ta 9, Alevkayası 7, Girne 12, Yenerenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 11, iniyorum İskele ve Gazimağusa'ya. En düşük hava sıcaklığı 10, Larnaka 15, Limassol 13, Baf 14 ve Trodos'ta bu akşam en düşük hava sıcaklığı 2 derece ve yarın yer yer yağışlar devam edecek. Ve en yüksek hava sıcaklıkları Güzelyurt ve Lefkoşa'da 18 derece. Lefke'de 16, Girne ise 17, Alevkayası 14, Yenerenköy, Karpaz Yarımadası,
Mehmetçik, Dipkarpaz ve Zaferburnu'nda 16, İskele ve Gazi Mausa'da 17, Larnaka'da 18, Limassol, Leymosun'da 17, Baf'ta 18 ve Trodos'ta 8 derece. Bir de hatırlatalım efendim, karlar eridi mi eridi. 45 santimetreye kadar kar kalınlığı var Trodos'ta. Ve diyelim denizler efendim, denizlerimizde hava çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu. Geçerken kuzey sahilde rüzgar kuzey ve doğudan güney, doğu ve batı sahillerimizde güney ve batıdan 3 ile 5 bofor kuvvetinde esecek. Ve hafif yer yer orta dalgalı bir deniz 1,5-2 metrelik bir dalga boyu oluşacak diye düşünüyorum bugün Kıbrıs'ımın etrafındaki denizlerde efendim. Ve şimdi dünyaya açılıyoruz. Dünyamız dönüyor ve Türkiye'de hava diyorum efendim. Evet, baktım mı? Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Hatay, Gaziantep, Samsun ve Diyarbakır'da yağmur bekliyorum. Erzurum'da kar, Trabzon ve Van'da ise parçalı bulutlu bir görünüm olacak. Ve Ankara'da en yüksek hava sıcaklığı 9 derece. İstanbul'da 8, İzmir'de 11, Antalya'da 17, Adana ve Hatay'da 20, Gaziantep'te 16, Diyarbakır'da 18, Samsun'da 13, Trabzon'da 14, Erzurum demiştik ki kar yağışıyla birlikte veya karla karışık yağmurlu 7 derece. Van'da ise 6 derecelik bir sıcaklık olacak bugün Van'da. Ve nereye gidiyoruz? Britanya'ya giriyoruz. Ve Büyük Britanya'da yağmur bekliyorum. Yani Londra'da ve Edinburgh'da yağmur beklerken Edinburgh öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 5 derece. Londra 9, Dublin yağmurlu 16 derece. Ve Lisbon ve Madrid'de havalar çok bulutlu. Lisbon 16, Madrid 20 derece. Ve Eyfel Kulesi'nde hava, Paris'te hava efendim. Yağmurlu 10 derece. Amsterdam, Brüksel, Köln, Frankfurt ve Berlin'de yağmurlu. Amsterdam 8, Frankfurt 9, Brüksel ve Köln'de 12 derece ve Berlin'de ise 10 derecelik bir sıcaklık seyri olacak. Ve Viyana, Budapeşte de hava. Evet, bir bakıyorum bu bölgede ne var? Sadece bulutluluk var. Çok bulutlu bir görünüm olacak bugün. Viyana 10, Budapeşte 10, Dubrovnik 13, Roma 14. Viyana 12 derece diyelim efendim. Ve Balkanlar. Balkanlara dahaki havaya bir bakıyorsak çok bulutlu olacağını söylemek mümkün Balkanlar. Üsküp 9, Sofya 4, Bükreş 8 ve Atina 12 derece. Bugün Helsinki'de kar yağışı bekliyorum. Ve en yüksek hava sıcaklığı Helsinki'de 1 derece. Bulutlu bir Oslo'da en yüksek hava sıcaklığı 5 ve Moskova az bulutlu, sıfırın altında 1 derece efendim. Ve Doğu Akdeniz'de Tel Aviv, Beyrut'ta sağanak yağmur bekliyorum. Tel Aviv 18, Beyrut 20 ve Firavunlar kenti Kahire'de parçalı bulutlu bir görünümle birlikte termometreler 21 dereceye kadar çıkacak. Ve Cezayir ve Tunus'a bir baktık mı az bulutlu bir görünüm olacak. Cezayir'de en yüksek hava sıcaklığı 23, Tunus 20 derece efendim. Evet, güzelim ülkemde bugün ve yarın yer yer sağanak yağmurları, hafif de olsa sağanak yağmurları göreceğiz.
ve mevsim normalleri üzerinde sıcaklık seyri devam edecek efendim. Evet, diğer yayınlarımızda görüşüyoruz efendim. Hoşça kalın, hoşça kalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.